Evet, Nur'un dikiş evinde bugün bu videomda da Instagram hesabımdan bana özelden yollanılan modeldeki yakanın tarifini vereceğim. Benimle ilk kez bu videoda karşılaşan arkadaşım kanalımda 300 e aşkın videom bulunmakta. Dikişi hiç bilmeyen sıfırdan başlayan arkadaşlar için ilk videolarımı kademe kademe çizim, kesim, dikim olarak hepsinin çekimlerini yaptım. İstediğiniz bütün modelleri, çeket, panço, pantolon, her türlü yaka, kol tarifleriyle kanalımda yukarıdaki videolar yazısına basarak ulaşabilir ve bütün videolarımı seyredebilirsiniz. Bana da Instagram ve Facebook adresimden ulaşarak istediğiniz modelleri sorabilir ve bu şekilde Aynı size bugünkü tarifimde olduğu gibi bir takipçimin modeli gibi sizin de istediğiniz modelin çekimini yapabilirim. Hadi gelin artık kıyafetimizin modelin tarifini vermeye. Ben artık ilk videolarımdaki gibi büyük bedenleri değil, büyük beden olarak kesim göstermiyorum. Artık dikişi bilip başlayıp videolarımı izlendikten sonra kademe kademe Nasıl model yapabiliriz? Bu tür videoları çekmek için küçük minyatür bir şekilde gösteriyorum. Şimdi kıyafetiniz elinizde. Diyelim tişörtünüz, diyelim bluzunuz, hiç fark etmez. Size en uygun olan bir kıyafetiniz olabilir. ister kıyafetinizle, isterseniz de Evet, şimdi şu şekilde ölçüyorum. Bakın. Kıyaf kıyafet üstünden yani göstereceğim. Bakın şimdi. Bir omuzdan bir omuza bir omuzdan bir omuza şöyle katlıyorum ölçtüğünüzde iki omuz arasını çizerek bütün videolarımda bunu tarif edip anlatmaya çalışıyorum. İster kıyafetinizle isterseniz pratik bir şekilde bu şekilde kıyafet kalıbı veya direkt kumaşa koyup yapabilirsiniz. İster kıyafetinizle ister şimdiki gösterdiğim gibi bununla ilgili birçok videom var seyredebilirsiniz şimdi evet geliyorum omuzunuz 10 12 kaç santimse ben şimdi küçük minyatürden gösterdiğim için şöyle omuzu şu şekilde tutuyorum bakın omuzumu işaretliyorum omuz aranız 9 10 12 12'ye kadar bayanlarda çok böyle kilolularda 13 olabilir. Geri kalanda yaka açıklığınız oluyor. Hemen yani işaretlediğiniz yer burası omuz kısmınız. Bakın. Şu kısımda yaka kısmı oluyor. Yani kıyafetinizi de koysanız bu şekilde ayarlayacaksınız. Kıyafeti koymadan da iki omuz arasını ölçtükten sonra omuzunuzdan omuzunuzdan kol yakaya kadar yeri omuz ölçünüzü işaretleyip geri kalanı da yaka olarak ayara ayırabilirsiniz. Şimdi evet gelelim buradan sonrakine. Yakalarınızı 3, 5, 8, kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Çok açık istemeyenler 3'ten başlayabilir. 5'e kadar hatta çok açık kıyafet giymek isteyenler 8'e kadar bile yaka açıklığını yapabilirler. Ben şimdi 3 santimden yaka açıklığını yapıyorum. Yani yakamızın açıklığı şu anda 3 santimden. Bakın buradan sonraki o yuvarlığa çizeceğim. Şimdi gelelim Kıyafetinizden yapmıyorsunuz. Omzunuzdan kolunuzun altına kadar ölçtüğünüzde omzunuzdan. Şimdi şurada bir aksattığım yer var onu yapayım. Bir de omuzu mutlaka kavisli çizmek zorundayız. Neden? Omuzumuz şöyle yakadan aşağıya doğru hafif bir kavis olarak durur omuzlarımız. Bunu örgülerde bile o şekilde yapılır. Şimdi buradan sonra ister kıyafetinizden çizebilirsiniz bunu bir önceki videomda bir arkadaş alta yazı yazmış kol boyunu ölçüsünü göstermediniz diye ben orada kıyafetten çizdiğim için göstermedim yani bu şekilde kıyafetten de çizebilirsiniz şöyle bir çizim yapayım İsterseniz omuzunuzdan kol altını işaretlersiniz bakın kol altını işaretlersiniz şöyle elinizle de bir omuzunuza doğru yuvarlak çizerek Evet, biraz küçüklerde zorlanıyoruz tabi bazen. Evet, şu şekilde de kolunuzu çizebilirsiniz. İster kıyafetinizle, ister bu şekilde. Tabi kıyafetle daha pratik oluyor. Böyle yaparsanız da daha rahat olur. Ve Diyelim ki kıyafetten yapmıyorsunuz. Omuzunuzdan belinize kadar ölçüyorsunuz. Belinize bir lastik bağlıyorsunuz. Belinizin yerini bulduktan sonra işaretliyorsunuz. Bu şekilde de belimizi buluyoruz ve hafif de ister dar istiyorsanız bakın kola doğru dar istiyorsanız. Eğer hafif bol istiyorsanız Bakın hafif bol istiyorsanız bu şekilde veya çok böyle valonlu bir dökümlü kumaştan yapacaksanız kısa bluzunuzu şöyle daha açarak bakın daha açarak şöyle dökümlü olan bir bluz yapabilirsiniz. Bakın hem yaka gösterirken birçok şeyi de size bu videoda anlatmış bulunmaktayım. Şimdi gelelim kıyafetimizin bluzimizin gönderilen modeldeki yakanın tarifine. Evet bakın ben ilk önce kağıda çizdim. Şu şekilde yakanızı işaretlediğiniz yeri belirlemek zorundasınız. Çünkü yakanızın olduğu yerden dönecek. Bunu kağıtta yaptım ama bakın şöyle şuraya kadar indiriyorum. Tam bakın yerine den bakın biraz aşağı. Çok hafif şöyle aşağı indirip şöyle çok hafif yakanızın açıklık yapacağınız yere doğru bunu yuvarlıyorsunuz. Bakın biraz indiriyorum yakamızın açıklık yerine kadar işaretliyorum. Aynı şekilde hem kağıtta göstereceğim. Bakın açacağım. Hem kağıtta göstermiş olacağım şöyle. Evet. Hem kağıtta göstereceğim. Bu kıyafetiniz normalde kıyafetinizi koyarak da dediğim gibi yapabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi de hadi gelin kumaşta yapalım. Bu yaptığım ön. Arka beden değil. Bunu unutmayın hemen bunun kesim işlemini de gerçekleştiriyorum. Bakın kademe kademe keseceğim. Ve kesinlikle unutmuyoruz. Kıyafette olduğu zaman payla kesiyoruz. Bu dikiş payımız olmazsa o zaman kıyafetimiz düzgün olmaz. Evet burada da kıvırma payı olarak şöyle hafif şöyle dönüyorum. Yakamda da hafif yine omzumda bir pay veriyorum omuz payımı, dikişimi. Şurayı balonlu olarak göstermek istiyorum çizmişken. Hani daha farklı da kıyafetlere uygulayabilin diye tek video ama yaka gösterecektim. Bakın aynı şeyin içerisinde size bir farklılık olsun diye iki kademeli de bolizmimizi göstermiş olalım. Bakın gördüğünüz gibi şimdi yakamızı. Şimdi bakın. Ben hem o yakayı göstermiş olacağım. Şimdi yakayı bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi öbür yakayı buradan yakamızda şurada bir dönüklük var. Tam şu orta bakın tam şu ortada dönüklük var. Yani iki parçadan yapılmış. Ben hem tek olarak yaparsanız diye bunu tek de göstermek istedim. Hem de buradan bakın buradan tekrar bir dönüş var. Şimdi orayı size tarif edeceğim. Şimdi size orayı tarif edeceğim. Şimdi bakın şurada çok hafif, o kadar hafif ki yani hafif içeriye doğru dönüş yapılmış. Çok böyle e, bir milim gibi. Bir de şunu söyleyeceğim. Bunda asla hani çevirmeye pay bırakmakla değil. Çevirmek için ayrı bir parçayı da kesip onunla da çevirebilirsiniz. Şimdi çok hafif. Ya bu çıtlatmak gibi aslında çok fazla bir şey değil. Demin ki tam yuvarlaktı bakın. Şimdi de şimdi de daha şöyle biraz daha sabunlu karşı tarafı da çizelim. Daha iyi görmeniz için. Daha ayrıntılı biraz daha aşağı inebilirsiniz. Çok küçük bir ortayı çıtlatmış olduk. Şimdi bakın aynısından aynısından. Şimdi diyelim küçük bir parçaya pervazla çevirmek isterseniz bunu şu şekilde koyabilirsiniz. Hemen bir sabunumuzla beraber şöyle sabunumuzla beraber bunun aynısını kesip şöyle kumaşınızı pervazla da çevirebilir. Bunu buraya dikebilirsiniz. Bakın bununla da bu pervazla da çevirme işlemini yapabilir. Şimdi kesmiş olduğumuz küçük pervazımızı da şöyle yerleştirip bakın üstten şu kısımdan dikiş atarak bunu bu şekilde arkaya şöyle çevirdiğimizde aşağı kısmına bu şekilde çevirdiğimizde şöyle ben makinede göstermeyeceğim şimdi bunu sadece tarif edeceğim geriye çevirdiğimizde de şu şekilde içine yerleşmiş olacak ve elinizle tırnak şeyi yaparak böyle üstten de dikiş atabilirsiniz yani bu pervazı şu şekilde dikiyorsunuz gördüğünüz gibi bütün buraya yerleştiriyorsunuz böyle bu kısımdan diktikten sonra geriye çevirebiliyorsunuz yani buradaki amaç yakayı sorulmuştu ben size hem yakayla hem de geniş bir blizin balonlu bir bluz şeklinde kesimini de tarif etmiş oldum eğer ki bunu daha geniş yapmak istiyorsanız mesela şunu elime alayım o kesim işlemini bir kez daha göstereyim bakın şu ortadan şu ortadan çok küçük hafif bir dönüş yapıyorsunuz bakın hemen o dönüş ortaya çıkıyor eğer ki diyelim bunu bir kağıda çıkardınız. Bunu daha böyle, valonlu bir bluz yapmak isterseniz şu kısımlarından kağıdınızın bu şekilde açarak bunu kumaşınıza da şöyle açalım. Kumaşınıza bu şekilde yerleştirerek de bunları valonları açıp bir valonlu da bluz yapabilirsiniz. Şöyle iğneleyeyim. Evet iğneğimizle tutturalım. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde de valonlu yani hem kağıttan yapıp kesip veya bu tarif ettiğim şekilde de böyle bir kısa valonlu da bluz yapabilirsiniz. Bugün de size Instagram'da adresimden mesaj yerinden bana model atan arkadaşımın tarifini vermek istedim. Siz de eğer böyle bir modeliniz var tarifini istiyorsanız bana instagram ve facebook adreslerimden de ulaşıp mesaj yerinden bana modelinizi atıp böyle sizlere de güzel videolar çekebilirim ama eğer dikişe yeni başladıysanız mutlaka benim kanalımın ilk başlarındaki dikişe adım adım olan tariflerimle dikişe başlamanız tercihimdir makine tariflerimle ve dikiş bilgilerimle size bu videomdan sonra da tariflerimle devam edeceğim. Abone olmayı unutmayın. Nurun Dikiş Evi.